Önce ben sonuçlarını okuyayım. Bir tahlil sonuçları var. Neyle ilgili bu? Hocam, bayan Fatma Hanım yaşı 36, 12-13 senedir çocuk sahibi olmak istiyor. Hı-hı. Tahlil yaptırmış. Beta HCG 0-100, prolaktin 14-23, FSH 26-72, TSH 1-07, LH 13-95. Evet, şimdi beta HCG'ye niye bakılır? Hocam çok özür dilerim. Bu arada değerli seyircimiz de Şanlıurfa'dan, yani şu anda bulunduğumuz... Tesadüfe bakın yani. Evet, oradan göndermiş. İyi yayınlar, Şanlıurfa'dan selamlar. Eşimin tahlil sonuçları. Doktor bize menopoz başlangıcı dedi. Bize nasıl bir kür önerirsiniz ve 12 yıldır çocuk istiyoruz ama kısmet olmadı. 13 yaşında bir kızımız var demiş. Saygılarımla sağlıklı günler diliyor hocam. Buyurun. Yani 36, 26, 23 yaşındayken bir kızları olmuş. Evet, şu an 36 yaşında, geçti ki. Yalnız bu FSH ve LH değerlerine baktığımız zaman şöyle bir görüntü veriyor. Yani bu erken menopoz. Hayır, böyle kesin konuşmamak lazım. Çünkü estradiyolü onun üzerinde. Yani 17.7 dediniz ona. Prolaktini de normal. Yani burada kolay hamile kalabilecek ve özellikle bu gonadotropin hormonlarının seviyesini düşürecek olan kürler var. Her şeyden önce biliyorsunuz soğan kürüyle başlıyor. Arkasından işte testere dişli aslan pençesi, günde 2 defa olmak üzere ve ikinci, üçüncü aşamalı kürleri uyguluyor. Evelallah birinde hamile kalır. Yalnız şu var, AMH hormonunu şey yapmamış, yazmamış. Bu düşük dahi olsa, işte yumurta rezerviniz bitmiş diyebilirler. Böyle bir kural kesinlikle yok. İnşallah yani orada havuç, incir kürü uygulanarak yumurta gelişimi tekrar sağlanabiliyor. Bununla ilgili internet sitemize girip baksınlar. Oradan kürlerin sırayla nasıl uygulanacağı hakkında bilgi alacaklardır.